22 Şubat 2021 Pazartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı Hidir. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bugün Pazartesi olsa da aslında hafta daha bitmedi bizim için. Bu haftayı ağzıyla sıçanlar haftası ilan etmek lazım. Evet, o daha doğru olur. Mesela Özlem Zengin, ki kendisi ağır ishal olmuş, hala sıçmaya devam ediyor ağzıyla. Bu hafta mesela kimler sıçmadı ki ağzıyla? Cem Küçük Gergerlioğlu'nu hedef gösterdi. Arkasından Gergerlioğlu hakkında Yargıtay kararı onadı, hapis cezasını. Nedamet Şener, HDP'ye oy verenler Türk ordusuna kurşun atıyor gibi bir şey dedi. Özel çıktı, oy verenlere bela okudu. Şimdi de bu herif çıktı. Cihat Yaycı, Yaycı değil aslında bu. Cihat Yağcı olması lazım. Daha doğrusu bu. Şunu anlıyoruz. Bunların böyle sakalsız, bıyıksız olduklarına falan bakmayın. Sempatik görünmeye çalışıyorlar belki. Bunlar 28 Şubat artı ultra ortodoks Ergenekon ulusalcı tipler. Özlem Zengin'le aynı kafadalar. AKP şu an bunlarla işbirliği yapıyor. Haliyle söylem birliği de yapıyorlar. Cüneyt Özdemir gitmiş, üşenmemiş, adam yerine koymuş, röportaj yapmış. Gerçi kendisi de adam değil de Cüneyt Özdemir'in. Herif orada hadi hukuksuzluğu geçtim, artık saçmalamaya başlıyor. Cüneyt mal mal bakıyor ya. Bir saniye ya. Bir saniye diyemiyor adama. Yaptığı fişlemelerin ne kadar lüzumlu olduğunu anlatıyor. Nasıl FETÖ'cü olduklarını anladıklarını anlatıyor ordu mensuplarının. Anadolu'da bir gelenek varmış. Buna göre düğünde işte koçun boynuzuna altın takılıp kız evine gönderilirmiş. Fotosu çekilirmiş. Biz bunları soruyoruz ama bir fotoğraf bile gösteremiyorlarmış. Dolayısıyla bunlar FETÖ'cüymüş. Ya sen ne cahil adamsın ki, Türkiye'nin her yerinde farklı adetlerin olduğunu da mı bilmiyorsun? Lan belki kız benim üstüme kaldı. Belki nikahsız yaşıyorum. Belki biz sade bir nikahla evlenmek istedik. Belki homoseksüelim. Sana ne be, Allah'ın belası adam. Bir şey hikayesi var ya, işte tilki tavşanı sürekli taciz ediyormuş. Tavşan gidip ayıya şikayet etmiş. Ayı da tilkiyi dövecek ya. Çağırmış, ver lan bir sigara demiş. Çıkarmış vermiş. Sen niye kısa sigarayı içmiyorsun lan demiş. Dövmüş tilkiyi bir güzel ayı. Sonra bir süre sonra yine canı dövmek istemiş. Bahane arıyor ya. Çağırmış. Bir sigara ver demiş. Tilki kurnaz tabii, 2 paket çıkarmış. Kısa mı uzun mu olsun demiş. Ayı tabii şaşırmış. Böyle bir afallamış, bakmış. Sen niye sigara içiyorsun lan demiş. Bir daha dövmüş yani. Bahane istedikten sonra bu mümkün. Yani AKP'liler mesela illa işi almak istedikleri bir akademisyen için ne arıyorlar? Vikingler üzerine ihtisas yapmış, çalışma yapmış olanını arıyorlar ya. Bunlar da ordudan atacaklar, bahane arıyorlar yani. Cüneyt de mal mal bakıp nereden bunu uyduruyorsun ya, nerenin adetiymiş falan, sizin fotonuz var mı, görebilir miyim falan diyemiyor, soramıyor yani. Ha şimdi göstersene, sanki yani meşru bir şey yapıyorlar gibi. Ya diyorum, ben de mi acaba katalogdan evlendim? Kendi kendime şüphelendim. Eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Acıdım şimdi kadına ya. Yani Cüneyt tabii ki röportaja gitmemiş oraya. Hasbihal ediyorlar yani orada dostuyla böyle. Her lafını onaylıyor. Evet, sanki Yunan ordusunun subayı var falan gibi tuhaf ırkçı cümleler. Bir gazeteci böyle bir adamla röportaja başlasa mesela Avrupa'da, yarıda bırakır o gazeteci o röportajı. Ne geri zekalı konuşuyor bu ya filan der yani. Ya bir yerde de çıkıp işte mesela bunlar soruları çaldığı için filan başlıyor yine dedikoduya. Şu an içeride olan harbiyelilerin hapiste girdikleri üniversite sınavlarından kaç aldıklarını yani sizin nerenize sokalım. Bakın burada bir sürü fotoğraf var mesela. Hapiste yani, hapiste bunlar dereceye girmişler yani. Ya bunu Avrupa'da birisi yapsa arkadaşlar, Fransız Ceza Kanunu yani Kod Penal'e göre 3 sene 100.000 euro hapis cezası var. 3 sene hapis cezası, 100.000 euro para cezası. Ya bir işveren kamuda yetkili başka bir çalışana mesela değil dün gece neredeydin diye soracak, adamın götünden şırıngayla kan alırlar. Ya ben iş yerinden çıktıktan sonra beni şefim arasa açma zorunluluğum yok. Ara sıra olur böyle bir şey sormak için arar. 50 kere özür diler ya. Kusura bakma, rahatsız ettim falan. Ya vallahi abartmıyorum yani. Nerede soracaksın böyle şeyler? Düğüne gittin mi? Düğün fotoğrafı falan. Sonra çıkıp derler FETÖ'yü Batı'ya anlatamadık. FETÖ'yü işte nasıl anlatacaksın Batı'ya? Bunlar düğünde koç taşlarına altın bilezik takmadılar mı diyeceksin. Adamların sana inanası varsa da karşı tarafa inanır be. Ya bırak şu salağa derler yani. Götüyle gülerler. Arkandan gülerler, konuşurlar. Yani Batı sayenizde Türkiye'yi alaya alsın ama siz vatansever, diğerleri vatan haini terörist olsun. Ne güzel bir şey değil mi? Ulan aptal, sen hiç sormuyor musun kendine beni ciddiye alırlar mı diye? Ya da niye beni ciddiye almıyorlar? Ülkemi rezil ediyorum diye. Ya ülke gibi bir dertleri yok çünkü bu adamların. Şu an mesela öyle bir şey konuşuyoruz. Şu an konuştuğumuz şey sanki insanları bunu ispatlamak zorunluluğunun saçma olmasını konuşuyoruz gibi bir hisse kapılıyorum. Yani değil, ispatlamak söz konusu dahi olamaz ya. Ya bir de Türkiye'de öyle olmadığını ispatlaman lazım. Yani sana suç atanın ispatlama zorunluluğu yok. Sen ispatlaman lazım öyle olmadığını. Şimdi Özlem Zengin meselesi de, Özlem Zengin de özür dileyip utanacağına, ki çok büyük bir efor bu onun için, çıkmış televizyona bir de bunlar talimatla hamile kalıyor falan diyor. Özlem neredesin? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sıçmaya gidiyorum. Lan talimat almadan sıçmaya gidemeyen adamlarsınız. Herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz ya. Sen 3 çocuğun var. Sen bu 3 çocuğu yaparken talimat mı aldın? Hapise bebekli girdim demek için çocuk yapıyorlarmış kadınlar. Belki sizi hapse atmak için doğurmalarını bekliyorsunuzdur. O da olabilir. Lan sevişmek de mi yasak ya? Lan bir çift 6 yıl boyunca senin tutuklamanı mı bekleyecek? Ha bugün geldiler, ha yarın gelecekler. Biz sevişmeyelim şimdi çocuk mocuk olur. Soykırım deyince zırlıyorsunuz. Bu soykırım değil. Lan ama çocuk yapmasınlar değil mi? Grosse connasse Fransızca'da dediğimiz gibi. Mustafa Sarıtaş çok güzel bir tweet atmış. Belki aslında o kadınlar kadın değildir. Talimatla kadın olmuştur. Belki de filan diye. Olabilir yani. Kendimizden de şüphe ediyoruz artık. Karşılarında soru soracak gazeteci yok. Sorgulayacak yok. Sen de bunları yapmıştın diyecek yok. Suçlamalarına cevap hakkı doğan binlerce kadından biri yok. Ortalığı boş buldular. Bu rahatlıkları, lavvalilikleri, gevşekliklerin hepsi ondan arkadaşlar. Avrupa'ya çıkarlar. Kazara bir gazeteci bir soru sorduğunda eble eble armut gibi bakarlar. Böyle apışıp kalırlar. İbrahim Kalın mesela, hatırlıyorsunuz. İşte Tayyip zaten bu FETÖ'cü ağzıyla sorulmuş soru deyip kestirip atıyor. Ya insanın midesi kaldırmıyor hakikaten. Yani midenin kaldırma kuvveti de önemli yani. Sindirim sistemi önemli arkadaşlar. Ya vücudun önemli 2 sindirim organından birisi mide. Evet, 2 sindirim organı. Yani bir mide, ağız yoluyla aldığımız besinleri kısa bir yolculuktan sonra mideye biliyorsunuz ulaşıyor. Beynin gönderdiği sinyaller sayesinde algılanan mide asitiyle öğütülmeye başlıyorlar. Sindirimin önemli safhalarından. Yani sindirim ne kadar uzun sürerse vücuda bir o kadar faydalıdır. Şimdi onun için mesela belki de İslam dininde işte sindirimi kısa süren hayvanatın eti makbul değil. Domuz gibi mesela. Tamam, şimdi bazı arkadaşlar ayet, hadis, destek bir şeyler yazacaklar oraya. Gerek yok. Konu o değil şimdi. Konu domuz meselesi değil. Sindirim meselesi. Diğer sindirim organımız hangisi arkadaşlar? Beyin. Evet, çok enteresan. Beyin de önemli bir sindirim organı insanda. Bir nevi besin hükmündeki görsel ve işitsel her türlü bilgi kulak ve göz vasıtasıyla beyine ulaşıyor. Beyin bunları akıl süzgecinden geçirip ne yapıyor? Öğütmeye başlıyor. Bu öğütme ve sindirim ne kadar uzun sürerse o kadar muhakeme, muhasebe yapar insan. Analitik, rasyonel ve sağduyuyla hareket edebilir. Ve insan daha sağlıklı ve zinde kararlar alır. İşte bu beynin sindirimiyle alakalı olan bir şey. Beyin sindirimi kısa olan türlerde kararlar ne oluyor? Aceleci oluyor mesela. Düşünmeden alınıyor. Tepkiler genellikle dağarcıklarındaki 5 ama hadi 6'yı geçmeyen galis küfür sayısınca. Filtreleme diye bir şey yok. Midenin genişliği ölçüsünde etki altında kalma riski söz konusu. Mide ile beyin sindirimi arasındaki ilişki de tam burada başlıyor arkadaşlar. Beynin sindiremediği her şey umutsuz bir defi hacet türünden mideye sevk ediliyor. Artık bu da sindirilemez ise mide iyice böyle bir genişleme safhasına giriyor. İşin garip tarafı, mideniz ne kadar genişlerse tepkiselliğiniz o oranda azalıyor. Tabii bu da bilimsel bir şey. Zaten mide yaratılış gereği küçülüp genişleyebilen, esneyen belki de tek organ. Ben öyle biliyorum. Yani midenizin sağlıklı olup olmadığını ölçmek için şu basit testi, görsel testi daha doğrusu beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi şu fotoğraflara bakın. Evet, şimdi görsel testimizi izledik. Teste başlarken yukarıdaki ilk görselden itibaren midenizde bir uyuşukluk hissedip ortalarında istiğfar durumu yaşıyorsanız arkadaşlar üzülmeyin. İyi haber. Sağlığınız yerinde. Hem akıl hem mide sağlığınız yerinde demektir. Bir problem yok. Ama eğer bu görsellerin hepsini seyredip bir şey hissetmemişseniz mide genişlemesi sendromuna bağlı midenin her şeyi kaldırma problemi yaşıyor olabilirsiniz. Evet, midenizin her şeyi kaldırması ciddi bir ruhsal ve tıbbi problemdir. İsviçreli, İskoç bilim adamları Türkiye nüfusunun yarıya yakınının mide genişlemesine bağlı sorunlar yaşadığını belirtiyor arkadaşlar.